بيتا وانا جاي من بيتا مي نبي خا ما من بيتا كاش محمد اكيد اكيد تون اي تي ما اس اكيد ايش جيتون جيري اكيد تون ربي سني كرنا ور خير دلق هند ور غرغار امتا دلق هند ربي قبلنا ستي هاكنو ادمن لي هاكنو نغال لي هاكنو في جنة دعائنا نغال እናንተ ብቻ ሳይሆን እዛ ያሉት ላሉ ሰዎች በሙሉ አላህ ይስጣቸው አላህ ራዞሱን ጃፓንን ዳ ቬረነ ዳ ጌትረነ ዳ ጉትረነ ሄርሽ ያላህ ራዞሱን ዲዮር ሲዝለረ ዳ ቱርኪ ደኪ ካርዴሽለረ ዳ ኪቡ ያርድምችን ኤለር ዘታነ ባሻፋን ላ ሄር ካሰ ተሸኩር ያትክለን እንደሶይለምሽ ወራቺ ዱአ ኤዲዮርስ ዲዮር አዘማን ወራቺ ከኑ ሰንለ ኦርዳ ቬረነ ዳ ربي بك اساني ابوسو اساني ابوسو الله اونلارن بركت بيرسن الله اونلارن ارتسن ديور اسيني ديمه امه الهاله كاتچين كما كان الله ربي ادمه كيسن سنها كاو الله عمر بيرسن اونلار ربي سنيا حسابو الله اونلارن حسابو ده geri ver sonra da versin yani inşallah inşallah بيونا يا ربي ها قلو بيو İçmek için bile yeterli suyun bulunmadığı köydeki caminin cemaati ise namaz vakti geldiğinde kuyudan çektikleri suyla abdest almayı ihmal etmiyor. Su kuyularına yönelik ziyaretimizi tamamladıktan sonra kuraklıktan yoğun olarak etkilenen Marti şehrine doğru yola çıkıyoruz. Bu şehirde bulunan Abbamsa kasabasına bağlı köylerde birçok yetim ailesinin bulunduğu bilgisini alıyor ve bu kasabaya doğru harekete geçiyoruz. Yetim ailelerinin kasabada toplanması için belli bir süre beklememiz gerekiyor. Biz de bu süre zarfında açlığın yoğun olarak yaşandığı civar köylerden birine gitmeye karar veriyoruz. Kısa bir yolculuğun ardından hedefimiz olan köye varıyoruz. Addis Ababa'nın 400 kilometre güneydoğusunda Helakiye kasabasındayız. Bu Helakiye kasabasında bugün yaklaşık olarak tam 172 aileye dağıtım yapacağız. Bu da 650-700 civarında insanın vereceğimiz gıdadan inşallah istifade etmesi demek. Bu insanlara vereceğimiz gıdaların içerisinde bizden en çok talep edilen veya burada en çok yani itibar ettikleri gıda mısır, sıvı yağ ve mercimek dağıtacağız bu ailelere. Ve buradan bir başka bölgeye gideceğiz inşallah. Bu kızcağızımızın adı Tayyo. 6. sınıfa giriyor. 11 yaşında. 11 yaşında. Ne olmak istiyor diye sordum. Pilot olmak istiyormuş. Evet. Çünkü Etiyopya'da, Afrika'da en iyi pilot okulları Etiyopya'da var. Bu da pilot olmak istiyormuş. Nereden gelmiş aklına? Endet metalis aeroplan mesela. Aeroplan mında kafalıkş. Tamamız tarz bakarsan kadarı değil. Mamar çırak. Ay, lemon falakş. Lemon da. Lemon da. Kullanmak istiyorum diyor. Yani böyle bir öyle bir ideali var. Hayali bu. Hayali bu. Ve çok çalışkan bir kız. Çok da çalışkanmış. Defterleri hep yanında çalışıyor. Çok güzel defter. Okula yürüyerek gidiyor tabii. Kaç saat sürüyor okul? Yakın mı? Evet. Mutlu. Bir buçuk, üç saat gidiyor geliyor, yakın diyor. Hiç televizyon seyrediyor mu hiç? Televizyon teyirler. Hı? Televizyon teyirler. Ha. Teyirler. Yetim teyir. Ambomsa. Ambomsa. Ha. Seyrediyormuş Ambomsa'da, yakın ya. Ha. Ha, burada yok ama.
Diyelim herhalde. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Ama sonra ne zaman gidiyoruz diyor peki? Maçı yarıştık. Haftada kaç gün gidiyor? Haftada 4 gün. Haftada ne yapmaya gidiyor ya? Anca ambum selam mı yapıyor? Bitir bitir yok. Ay izleme derlerler. Ha, akrabaları varmış ambum sana. Orada gidiyor, orada izliyor televizyonu. He. Şimdi haftada 4 gün. Haftada 4 gün akrabaları varmış. Akrabaların yanına gidiyor, orada izliyor televizyonu. Evet. Peki hiç Türkiye'yi duydun mu sen? Türkiye'yi mi bana gelsin bir şey? China. Leyla? Nairobi. Sudan. Sudan. Değil mi amış? Hangi ülkede duydun dedim, sordum da Amerika dedi, Çin dedi, Sudan dedi. Amerika, Çin ve Sudan'ı duymuş. Türkiye'yi duymamış. Türkiye'yi şimdi öğrendin değil mi? Ama Türkiye'yi belakata gelir. Alakım. Nasıl Katürk ne mutut? Biz şimdi Türkiye'den geldik buraya. Katürk'e gel ne mutut? Katürk'e gel selam yürürüş mutut. Selam da. Türkiye'de Müslüman bir ülke. Türkoş Müslüman, İslamoş ne çok? Oradan geldik. Neden basa? Şimdi... Sen mesela hiç oyuncağı almış mı? Bebekler. Oynuyordu daha. Oynuyordu. Şimdi yok. Oyuncağı yok mu? Ama sen şunu almışsın yakıt diye yarıştırdın değil mi? Minimum tarihi yok. Kaç mı çalışıyor? Yedi kaç. Şey voleybol oynuyormuş. Sadece okulda sadece oyuncağı yok. Bir topu var. Onunla oynuyor. Onun haricinde bir oyuncak olmamış. Köy halkından 173 aileye yönelik gıda dağıtımının tamamlanmasının hemen ardından yetim ailelerinin bizi beklediği Abbasa kasabasına geri dönmek üzere yola çıkıyoruz. Abbasa'da dönüşümüzü bekleyen yetim çocuklar bizi görür görmez aracımızın peşine takılıyorlar. Onlar için umut olduğumuzun bilinciyle Etiyopyalı kardeşlerimizle dertleşiyor ve işte burada yanınızdayız mesajını veriyoruz. 909 kayıtlı yetimin bulunduğu Abbasa kasabasında toplam 606 yetim ailesine gıda yardımında bulunuyoruz. Oldukça uzun süren dağıtım boyunca yanımızdan hiç ayrılmayan çocuklara küçük hediyeler veriyor, Etiyopyalı küçük yetime Türkiye'deki kardeşlerinin selamını iletiyoruz. Abbasa isimli bu fakir kasabada İstanbul Fatih'ten yola çıkan rahmet rüzgarı minik yürekleri ferahlatıyor. Abbasa'daki dağıtımın tamamlanmasından sonra ilerleyen saat ve kararan havayla beraber otelimize doğru yola çıkıyoruz. Ertesi gün Habura isimli bir kasabada ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımında bulunmak üzere erken saatlerde yola çıkıyoruz. Habura bizim için çok önemli. Zira kasabada Türkiye'li bir hayırsever olan Faik Güngör ismini taşıyan bir cami inşaatımız bulunuyor. İnşaatı İHH tarafından takip edilen caminin açılışı önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.